Kamerayı sen istedin diye değil, kendi kontrol manyaklığını yenmek için kaldırtıyorum. Biliyorum Hakan'cığım, biliyorum. Ben de pişman olmayacağımı biliyorum. Kamerayı söktürürüm. Pişman olacağım o kadar çok şey var ki Hakan. Günler. İlaçları yeniden üzerine sokmamız gerekiyor. Eski reçetelerimize devam edelim. Peki Şeniz Hanım. Yalnız bir şey var. Verdiğiniz doz halüsinasyon yan etkisi yaratabilir. O nedenle dozlarını tekrar gözden geçirmekte fayda var. Biliyorum, biliyorum ama şu anda bir sıkıntı yok. Gayet iyi görünüyor. O yüzden bu dozda kalalım. Ben siz sonra ararım. Şu anda halletmem gereken başka bir iş var. Hadi çatı, hadi. Ve gelelim size. Çok şükür Agah Beyciğim. Dualarımız kabul oldu. Pencereden gördüm de. Ne güzel girdiniz içeri öyle karı koca kol kola. Yüreğim ferahladı vallahi. İçimden geldi. Nazar duası okuyacağım size. Ailece. Akşama bizim memleket yemeklerinden donat sofrayı Neriman Hanım. Canım çok çekti. İkişer şu olsun. Oruk, kepse pilavı. Yap işte güzel şeyler. Ha, künefeyi unutma bak. Ben de çok severim, bizim kız da çok sever. Bir gece diyetini bozuversin. Ay siz istersiniz de yapmaz mıyım Agah Bey? Memleket yemeği gibi yok değil mi ha? Cenk Bey de teşrif edecekler mi acaba akşama? Allah Allah. Agah Bey, ben size bir şey danışacaktım da. Benim torun, küçük olan Ceren. Birkaç gündür midesi kötü. İstifra edip duruyor. Üzerinize afiyet. İştahı da maşallah bir açık bir açık ki. Yani şey nasıl hani... Ben doktor muyum Neriman Hanım? Yok yok, ben öyle demek istemedim. Yani hangi doktora götüreyim demek istedim. La havle. Hadi eline sağlık. Adam haklı. La havle doktoruna götür bence de. Ne var be? Cahiliz işte. Bir belene danışalım dedik. Anası mı babası mı? Sen ne soruyorsun, ne anlatıyorsun kızın halini elin adamına? Daha dün doktora gidelim dedim, istemediniz. Nerede o kız? Yine mi midesi bulanıyor? Kusuyor mu? Yeterince açık konuştuğumu düşünüyorum. Ben bu işi kavgasız, gürültüsüz halletme taraftarıyım. Ama iş sende bitiyor. Seni doktoruma göstermeden, o bebekten emin olmadan kılımı kıpırdatmam. Bebekten emin olunca... babasından da emin olmak isteyeceksin. Tamam Ceren diyorum. Sabret Ceren diyorum. Babalık testini bekle Ceren diyorum. Ben ne olacağım? Karnım burnumda senin keyfini mi bekleyeceğim? Anne karnındaki babalık testi 9. haftada yapılıyor. Sen de yasal kürtaj sınırını geçtiğini söylediğine göre 9. haftadasın tatlı.
Oho babaannesi. Araştırmalar yapmışsın. Korktun mu? Sana güvenmiyorum. Bana değil. Karnındaki bebeğe güveneceksin. Oğlun nerede? O bebeği gözlerimle görmeden onunla işin yok. Peki. Peki babasıyla oğlun arasındaki iş ne olacak? Ha sen şey diyorsun. Eğer evlatlıktan reddedilirse, beş parasız kalırsa bize ne olacak? Eğer burada gerçekten oğlumdan bir parça varsa, sırtın asla yere gelmez. Korkma. Bu bebek eğer bizdense, oğlumla babasını yeniden baba oğlu yapacak. Buzları eritecek. İkisini bir araya getirecek. Sen ciddi misin? Yani gerçekten... Gerçekten bizim arkamızda mı olacaksın? Hayatımın sonuna kadar. Eğer bu bebek oğlumdansa... Hayatımın sonuna kadar torunun arkasındayım ben. Mm-hmm.